Defter bölüğü ileri. Kalem savaşçıları, çantayı güvene alın. Okul için hazırız komutanım. Çok iyi. Şimdi dinlenin. Sabah görüşürüz. Büyük komutanların bile uykuya ihtiyacı vardır Ali'cim. Hadi bakalım. Doğru yatağa büyük komutan. İyi geceler anne. İyi geceler tatlım. Anne, okulda bir sürü yeni arkadaşım da olacak mı? Evet oğlum, bugün yeni arkadaşlarınla tanışacaksın. Yeni arkadaşlarına karşı nazik ol. Ve eğer ihtiyaçları olursa onlara yardım et, tamam mı? Anlaşıldı komutanım. Ali, ders sırasında da hayal kurma. Öğretmenini iyi dinle. Öğle yemeğini de yemeyi unutma, tamam mı? Tamam anne, merak etme. Hoş geldiniz çocuklar. Ben öğretmeniniz Gülten. Bu birlikte geçireceğimiz ilk gün olduğuna göre birbirimizi tanıyarak başlayalım. Ön sıradan başlayalım. Benim adım Ali. Bugün okulda ilk günüm olduğu için çok heyecanlıyım. İleride büyük bir komutan olmak istiyorum. Çok güzel Ali. Devam edelim. Ben Pınar. Yeni arkadaşlarım olduğu için çok mutluyum. Biz de senin burada olmandan mutluyuz Pınar'cığım. Ben Taşkın. Çok sıkıldım. İlk teneffüs ne zaman? Teşekkürler. Arkadaşlar, neden sizin yediğiniz yemekler bizim yediklerimizden farklı? Ben çölyaklıyım. Cansu Pekiyaoğlu İpek de diyabetli. Bizim bazı yiyecekleri hiçbir zaman yemememiz gerekiyor ve bu yiyecekleri bilmeden yediğimizde hastalanıyoruz. Bu yüzden ömür boyu diyet yapmamız gerekiyor. Elbette yiyebileceğimiz yemekler de var ama onları da okulda bulamıyoruz. Peki bana da bulaşır mı bu hastalık? Hayır, bulaşmaz. Bulaşıcı olsa sizinle aynı sınıfta olabilir miydik? Bizim sadece yiyeceklerimiz sizinkinden farklı. Sizin yemekleriniz neden bizimkinden farklı oluyormuş? Ben de sizin yemeğinizden yiyeceğim işte. Neden Cansu'nun yemeğini yiyorsun Taşkın? Sana ne? Ben de onların yediğini yemek istiyorum. Ama sen onun yemeğini yersen Cansu aç kalır. Sen başka şeyler de yiyebilirsin ama onlar her yemeği yiyemiyorlar. Bana ne ya? Gitsin benim yemeğimi yesin o da. Niye yiyemiyormuş başka yemek? Taşkın, bu yaptığın çok yanlış. Çocuklar yerlerinize oturun. Size bilmeniz gereken birkaç önemli şeyden bahsedeceğim. Doğuştan gelen veya sonradan oluşan bazı hastalıklar vardır. Bu hastalıklardan bazıları çölyak, PKU ve diyabettir. Bu hastalıklar aynı zamanda ömür boyu diyet gerektiren hastalıklardır. Sizlerin arasında da diyetli öğrenciler var. Bu öğrenciler bizim yediğimiz her şeyi yiyemezler. Onlar için özel olarak üretilen yiyecekleri yemek zorundalar. Bizim yiyeceklerimizi yediklerinde hastalanıyorlar. Ama bu hastalıklar asla bulaşıcı değildir. Genetik ve metaboliktir. Dolayısıyla hastalıklar başkalarına bulaşmaz. Bu arkadaşlarınızın sizden hiçbir farkı yok. Tek farkları yedikleri yemeklerin özel olması. Taşkıncığım, tabii ki sen de onların yemeğinden yiyebilirsin. Ama sen onların yemeğini yersen onlar aç kalır. Çünkü onların kendilerine zarar vermeyecek yiyecek bulmaları daha zor. Mesela kantinde Cansu arkadaşının yiyebileceği hiçbir şey yok. Anladın mı şimdi onların yemekleri neden farklı? Anladım öğretmenim. Ben arkadaşlarımın aç kalmasını istemem. Onların okulda yiyebilecek yemek bulamadıklarını bilmiyordum. Özür dilerim. Üzülme, çoğu insan bilmiyor zaten hastalıklarımızı. Aslında biz hasta da değiliz. Sadece bazı yiyecekler yediğimizde sağlık problemi yaşıyoruz. Mesela ben, bana zararlı olan yiyecekleri şimdiye kadar hiç yemedim ve hiç hastalanmadım. Diyetime dikkat ettiğim sürece hep sağlıklı yaşayabilirim, tıpkı senin gibi. Öğretmenim, arkadaşlarım evden okula yiyecek getirebiliyor ama her yerde yiyecek götüremezler ki. Mesela biz geçen gün Luna Park'a gittik. Benim elimde dondurma vardı. Babama dondurmayla içeri giremeyeceğimi söylediler. İçeriden alsın dediler. Ben içeriye girdim ve dondurmamı oradan aldım. Peki arkadaşlarımız ne yapacak? Aç mı kalacak? Evet öğretmenim, sinemada da öyle oluyor. Çocuklar, maalesef bu hastalıklar toplum tarafından bilinmiyor. Bilinmediği için arkadaşlarınız dışarıya eğlenmek, gezmek için çıktığında da zorlanıyor. Sizlerden ricam, evlerinize gittiğinizde bugün arkadaşlarınız aracılığıyla öğrendiğiniz bu bilgileri evde anne ve babanızla, komşularınızla
ve sokağınızdaki diğer arkadaşlarınızla paylaşmanız. Ancak bu şekilde toplumun arkadaşlarınızın hastalıkları konusunda bilinçlenmesini ve arkadaşlarınızın dışarı çıktığında daha rahat etmesini sağlayabiliriz. Ayrıca artık okullarda meyve de satılıyor çocuklar. Hepinizin meyve yemesi ve sağlıklı büyümesi gerekiyor. Diyetli arkadaşlarınız da meyve yiyebilir. Sizler de diyetli arkadaşlarınızla birlikte meyve yiyin ki dışarıda sizler için açılan özel eğlence yerlerinde de meyve satılabilsin ve arkadaşlarınız aç kalmasın. Ben meyveyi çok severim öğretmenim. Artık daha çok yiyeceğim. Ben her şeyi yerim. Yemeği severim öğretmenim. Taşkıncım, sen de her şeyi yeme. Bol bol meyve ye. Bak, fazla kilolar büyük sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Obezite önemli bir sağlık sorunu. Bu sebeple her şeyi değil, meyve, sebze gibi sağlıklı şeyleri yemeliyiz. Tamam öğretmenim. Ali'ciğim, okul nasıldı? Yeni arkadaşlarınla tanıştın mı? Evet anne. Okulumu da arkadaşlarımı da öğretmenimi de çok sevdim. Hadi üstünü değiştir, ellerini yıka da yemek yiyelim birlikte. Tamam anne. Anne biliyor musun? Bugün okulda çölyaklı, pelikanoğlu ve diyabetli arkadaşlarımla tanıştım. Onların değişik hastalıkları var. Hayatlarının sonuna kadar onlar için hazırlanan özel üretilen yiyeceklerden yemek zorundalarmış. Bizim yediklerimizi yiyemiyorlar. Evet oğlum, bu hastalıkları duydum. Sen doğduğunda küçücük topuklarından bir damla kan aldırmıştık. PKU hastası olup olmadığını öğrenmek için ve hasta olmadığını öğrendik. Arkadaşın okulda yiyecek bulmakta zorlanıyor olmalı. Evet anne, ama evden getiriyorlar yemeklerini. Annesi onun için özel hazırlıyormuş. Anne, biliyor musun artık okulda meyve satılıyor. Öğretmenimiz bol bol meyve yememizi söyledi. Meyve sağlıklıymış. Hem diyetli arkadaşlarımız da yiyebiliyormuş. Evet canım, diyetli arkadaşların da meyve yiyebilir. Arkadaşlarını bu kadar sevmen ve onlarla ilgilenmen çok güzel bir davranış. Aferin oğluma. Yarın diyetli arkadaşlarım için çantama bir sürü elma koyacağım.